Sevgili seyirciler, lezzet durağından herkese merhabalar. Diyeceksiniz ki bu adamın yolun ortasında ne işi var? Ama inanın şu an İnegöl'e yaklaşık 2 kilometre uzaktayız. Fazla uzakta sayılmayız aslında ama İnegöl Türkiye'nin gerçekten de lezzet durağı. Ve lezzet durağı programımızda da olmazsa olmazımızla başlıyoruz efendim. İnegöl köftesiyle başlıyoruz. Peki neredeyiz? Hemen kameraman arkadaşım çeviriyor kamerasını. Bu hafta Köfteci Musa'dayız efendim. Lezzetin zirvesine varacağız. Merhabalar. Musa Bey, nasılsınız? Merhabalar. Sırf sizler için gerçekten de canımızı tehlikeye attık. Yolun ortasından geliyoruz. Sırf köftenin lezzetine varabilmek için Musa Bey. İnşallah değer beyefendi köfte. İnşallah. Buyurun. Geçelim bakalım neler bekliyor bizi. Çökmez değil mi köprü? İnşallah. Ben ağırım biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Seyirciler, tuzsuz da baktım köftenin tadına. Gerçekten harika ama ben tuzu çok seviyorum. Ve bazen gerçekten de insanlar böyle farklı mekanlara gittiğinde şaşırıyorlar ya lezzet bakımından. Köfteci Musa gerçekten de beni şaşırttı. Tebrik ediyorum, gerçekten de harika. Tabii bu bölümü biz kısa geçeceğiz. Niye kısa geçeceğiz? Sizleri fazla özendirmek de istemiyorum açıkçası. Yani. Abi niye çekiyorsun? Hadi gel. Güzel güzel yiyelim yani. Sonra millet özenir çok abi. Yalnız var ya, acılı istemedin ya Ferit abi. Pişman olacaksın. Harika, enfes. Tadı nasıl? Çok süper, çok süper. Böyle programları çok seviyorum abi. Yani beni böyle programlara götürün. Ferit abi hadi ya. Bak çekim yapar, aç kalsın zengin de yerim bak ha. Bak. Yerim bak. Ha. Çok lezzetli. Evet sevgili seyirciler, yemeklerimizi yedik. Gerçekten de çok lezizdi. Zaten görmüşsünüzdür, yüzümüze de nur geldi. Yemekleri yedikten sonra. Efendim şimdi de finali neyle yapıyoruz? Baklavayla. Normal bir baklava değil tabii ki. Antep'ten özel getirtilen bir baklavayla. Şöyle kameraman arkadaşımıza rica edeceğim sesini duyması için. Çıtırt sesini. Gerçekten de harika. Siz fazla özenmeyin diye sadece bir dilimini ekrana veriyorum. Enfes. Sırf baklava için bile gelinir yani. Süper. Bir dilim daha veriyorum sizler için. Fıstıklara bakar mısınız?
Aman Allah'ım. Güzel. Çok güzel. Tepsiyi alabilir miyiz? Evet sevgili seyirciler, final bölümünde çaylarımızı içiyoruz. Yanımızda da mekanın işletmecisi Köfteci Musa var. Gerçekten de enfes lezzetleriyle bizler doyduk efendim. Evet Musa Bey, ilk öncelikle sizleri tanıyalım. Sonunda mekanınız hakkında bilgiler almak istiyoruz ama sizden başlayalım. Kaç seneden beri bu sektörün içindesiniz? Kendinizden bahseder misiniz? Ve teşekkür ediyoruz ayrıca bizleri kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kanal İnegöl ailesine ve sizin şahsınıza. Yaklaşık 27 yıldır bu işi yapmaktayım. Çeyrek'ten yetişmeyeyim. Ya bu işi bulaşıkla, soğan soymakla başladım. Ve işimizi güzel yapmaya özen gösteriyoruz. Takdir ederseler, zaten bizi bilenler, bizi de ondan sonra yemeğini yiyenler bunu bilirler, farkında olurlar. Allah razı olsun, eşimizden, dostumuzda bizi tercih ediyorlar. Peki Köfteci Musa'da ne gibi lezzetler var müşterilerimize sunabileceğimiz? Sadece köfte mi yapıyoruz? Onun dışındaki lezzetlerinizi bize anlatır mısınız? Şimdi sabahleyin ondan sonra ilk önce güne başlarken mutlu etmek lazım insanları. Kahvaltıdan başlıyoruz biz bunu. Ve bu kahvaltıyı zengin hale getiriyoruz. Van kahvaltı. Van kahvaltı. Evet. Dünyaca meşhur. Ve herkesin de yapamadığı iştir. Her baba da yiğidin harcı değildir. Zengin bir kahvaltı gerektiriyor. Bu konuda iddialı konuşuyorsunuz. Şimdi insana tercih ettikten sonra insanlar diyor. Biz kendimizi övmüyoruz. İnsanlara bırakıyoruz. Takdiri onların olsun. Peki kahvaltı hizmeti veriyorsunuz. Onun dışında? Kahvaltı akabinden sonra köftemiz var. Bunun acılısı, kaşarlısı ve sadesi, kuzu pirzola, beyti ve Musa kapama. Bunun hizmet veriyoruz. Bu da bir Musa kapama. Kapama. Özel bir. Bu bana özeldi. Şimdi Osmanlı'da yaklaşık 1000 tane köfte vardır. Evet. Tarihi okuyanlar, onu bilenler, daha saklı mutfakta Osmanlı'nın vardır. Gün yüzüne çıkmamış vardır. Ve ben de Osmanlı'yı sevdiğim için öyle bir lezzeti keşfettim, yakaladım. Ve bunu ondan sonra Musa kapama olarak adlandırdım. Güzel olmuş gerçekten isim. Peki mekana baktığımızda gerçekten de büyük bir mekan. Toplu organizasyonlar, Ramazan'da özellikle iftar programları falan oluyordur sanırım. Bunun yanı sıra nişan, düğün, bu tür organizasyonları yapıyor musunuz? Dışarıya hizmet veriyor musunuz? Bunlar hakkında bilgiler var. Tabii ki Ramazan'da bizim gruplarımız oldu. Ramazan'da sonra da nişan, düğün, kadınlar matinesi ve toplantı gibi hizmet veriyoruz. Toplu yemekler de oluyor. Toplu yemeklerimiz de oluyor. Aynı zamanda ısrar üzerine bizi tercih edenler Yenişehir bölgesi, İnegöl ve İnegöl'ün civar köylerinde de benim 20 ekibim var. Ve ekibimi hazırlayıp, burada köftemi hazırlayıp ondan sonra orada da köfte pişirme şansımız oluyor. Yani oradaki düğün sahipleri bu hizmeti vermek için size başvuruyorlar ve size o hizmeti verip karşılığında da oradaki misafirlere, düğüne gelen misafirlere hizmet vermiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten de çok güzel ağırladınız bizleri. Sevgili seyirciler, gerçekten Köfteci Musa'ya gelin. Gerçekten gelin. Bizler çok beğendik. Samimi söylüyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Son olarak ekran başındaki izleyenlerimize ne demek istersiniz? Ben herkese teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda ondan sonra cumartesi günleri canlı müzik de yapıyoruz. Artı nargilemiz de var. Artı ondan sonra kahvaltıda da hizmet veriyoruz. Sizleri burada görmekten şeref duyarım. Canlı müzik dediniz, Türk sanat müziği mi oluyor genelde? Ben Türk sanat müziği aşığım. Bir Türk olarak tabii ki. Ve Türk sanat müziği verme taraftarıyız. İnşallah biz de bir akşam fasıla geliriz diyelim. Böylelikle de programımızı efendim burada sonlandırıyoruz. Bir başka Lezzet Durağı programında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, esen kalın.